konuştuk. Genel başkana önerilerim oldu. Değişim parametrelerini ilettim. Çok değerli bir uzlaşı buluşmasıydı kıymetli genel başkanımla. Değişim ve dönüşüm geniş olmalı. Şu anki hamlelerin toplum için yetersiz olarak geri dönüşler aldığını görüyoruz. Biliyoruz. Bunlar yetersiz bulunuyor toplum için dedi. Burada MYK değerlendirmesi olarak okuyanlar var. Şu ana kadar kurultay takvimine ilişkin belirsizlik mi var? Genel Başkanlık seçimi olacak mı, olmayacak mı? Ona atıf yaptı diyen var. İddialar böyle. Ekrem İmamoğlu'na sorduğumuzda anlaşılacak. Bunun dışında partisine de aynı söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçlenmesi ana hedefimizdir. Yerel seçime sadece İstanbul'da değil tüm Türkiye'de iddialı dedi. Ha bir de 2019 yılındaki ittifaka atıf yaptı. Özellikle de büyük şehirlerdekine ittifak mutabakatı yeniden sağlanmalı dedi. İmza Ekrem İmamoğlu Sayın Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşme ilişkin sıcak notları ekranlara getirdik. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler olup bitecek? Kurmaylar neler düşünüyor? Yeni görevlendirmeler var. Örneğin mecliste Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekilleri var. Özellikle de Kadın siyasetçi ağırlığının Sayın Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla arttırılması gerektiği hususunda çalışmalar yapıldığını biliyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu bu talimatı verdi. Örneğin önceki gün konuk ettik. E, Gülizar Biçer Karaca, Sayın Karaca Meclis Başkan Vekili, grup başkan vekilleri arasında bir önceki gün yine konuk ettiğim e, Burcu Köksal vardı. Sayın Köksal da grup başkan vekili. İşte o grup başkan vekillerinden biri efendim ki parti meclis üyeliği sırasında mesleği itibariyle bir hukukçu olarak da Ekrem İmamoğlu'nun bu ilk istenen siyasi yasak davalarında çalışmalar yapan, orada savunmalar yapan, orada dava sürecini partisi adına da takip eden bir ismi ağırlıyoruz şu anda. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni dönemdeki grup başkan vekillerinden Gökhan Günaydın bu sıcak başlıklarla karşımızda. Hoş geldiniz. Selamlar. Nasılsınız Can Bey? Çok misiniz? teşekkür ediyorum. Umuyorum sizler de iyisiniz. Sağ olun. İyi olmaya çalışıyoruz. Buradan aracılığınızla tüm yurttaşlara selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkürler. Hayırlı evet. uğurlu olsun. Öncelikle yeni göreviniz. Teşekkür Bununla ederim. birlikte yeni dönemi elbette soracağım. Meclisi evet. merak ediyorum. Mecliste 3 parti örneğin listelerinizden girdi. Ayrı grup kuracaklar. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi ne planlıyor? Muhalefet topluca hareket edebilecek mi? Soruları var seçmende. Tabii. Ama kuşkusuz. Ee, önce evet. Sayın İmamoğlu'nun değerlendirmesi. Çünkü evet. Sayın Genel Başkanınızla bir araya evet. gelmiş. E, öğreniyoruz ki e, Sayın Kaftancıoğlu da bir gün sonra Genel Merkez'de Sayın Kılıçdaroğlu ile görüşmüş. Az önce Habertürk'ten Mahir Kılıç böyle bir haber geçti. Şimdi Sayın İmamoğlu'nun açıklamalarını okudum. Siz Sayın İmamoğlu'nu çok yakından tanıyorsunuz. Mesleğiniz itibariyle bir hukukçu olarak parti meclisi üyeliğiniz sırasında da Ekrem İmamoğlu'nun davasını parti adına takip ettiniz ee, orada davaya hakimsiniz Sayın İmamoğlu'na ilişkin hem seçmen teveccühünü biliyorsunuz hem seçim dönemini biliyorsunuz hem de bu siyasi yasak talep edilen davalarla ne olup ne bittiğini aslında eğip gözlemleme şansına eriştiniz. Tabii, tabii. O yüzden değerlendirmeniz önemli. Ha, bir de yeni göreviniz icabı. Evet. Bir CHP Grup Başkan Vekili olarak Sayın İmamoğlu'nun bu sözlerini Gökhan Günaydın nasıl değerlendirir? Eee ah. Teşekkür ederim. Ben 2010 yılından bu yana e, Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber siyaset yapıyorum. 2010'da Sayın Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olduğu zaman ilk meyakasında ben önce Genel Sekreter Yardımcısı ardından Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptım. 2015'e kadar da birlikte çalıştık. E, Kemal Bey'in nasıl bir rota izlediğini, yol izlediğini en başından beri tanığım. Ee, CHP'nin genel başkanlığını 13 yıldır sürdürüyor. Ee, Ekrem İmamoğlu da diğer taraftan yine eskiden beri tanıdığım, ta e, bizim Beylikdüzü ilçe başkanlığından, sonra belediye başkanlığından tanıdığım bir insan. Şimdi de Büyükşehir Belediye Başkanımız. Her ikisinin, yalnızca her ikisinin değil, il başkanlarımızın diğerleriyle, Büyükşehir Belediye Başkanlarımızın diğerleriyle bir diyalog götürmelerinden daha doğal bir şey olamaz. Çünkü biz ee, yurt dışında e, seçmenler ve üyeler parti genel başkanlarına ön adıyla hitap ederler biliyor musunuz? Hı. Bu bir hiyerarşik ilişki olmadığını, hı hı. bir yoldaşlık ilişkisi olduğunun göstergesidir. Samimiyet göstergesidir. Samimiyet göstergesidir. Hı hı. Şimdi biz burada evet hiç beklemediğimiz bir yenilgi aldık. Bu yenilginin e, geldiğini kabul etmek zorundayız. Hı hı. Eğer yenilgiyle yüzleşip sebeplerini ortaya koyabilirsek, Buradan bir başka çıkış yakalayabiliriz. Hı hı. Soru şu kadar açıktır. Bakın, sabaha kadar konuşabiliriz ama 9,5 ay sonra yerel seçim var. Evet. Biz İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i, Adana'yı, Mersin'i, Muğla'yı, Hatay'ı, Tekirdağ, Aydın'ı bunların hepsini kazandık. CHP'nin kazandığı büyükşehir belediyeleri, e, toplumda vergi toplanan verginin %60'ından fazlasını e, üreten yerler, önemli metropoller. Peki söyleyelim, biz burayı yalnızca CHP seçmeliyle mi kazandık? Hayır unutmayalım. Biz 2019 yılında da yine diğer partilerle bir işbirliği yaptık. Evet. Şimdi bu ittifak 2023'e kadar devam etti. Cumhurbaşkanlığı seçimini yaşadık. Tabii. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra da partilerden peş peşe açıklamalar geldi. Artık böyle bir ittifak yok. Biz önümüzdeki döneme bakacağız. Önümüzdeki dönemde taleplerimiz olacak. Bütün bunları niye bir altlık olarak anlatıyorum? Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra bizim ee, yerel seçimleri 2019'dan çok daha yüksek bir başarıyla tamamlama zorunluluğumuz var. Bu zorunluluğun da gerekleri var. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden yapılanmasını sağlamak, hı hı. E, kamuoyunda artan sorulara samimi, gerçekçi, öz eleştiri içeren yanıtlar vermek, bunu yaparken hiç kimseyi incitmeden, bir arkadaşımızı tasfiye etme amacı gütmeden, hı. genel başkanımızı üzmeden... Partiyi büyüten bir anlayışla bunu yapabilmek bu da yetmiyor. Örneğin İyi Parti ile, örneğin HDP ile, örneğin diğer partilerle onların da yeniden yapılanması için onların da bu sürece yeniden destek verebilir hale gelmesi için bir görüşme sürecini yürütmek. Peki bunu nasıl yapacağız? Yani buna oturacak genel başkanımız tek başına mı karar verecek? Hiç kuşkusuz değil. İşte il başkanları toplantıları yapılıyor eminim belediye başkanları toplantıları olacak hı hı. ama bütün bunların yanında Ekrem İmamoğlu da 2019'da Recep Tayyip Erdoğan'ı, Devlet Bahçeli'yi ve Binali Yıldırım'ı ve Bina, e, Süleyman Soylu'yu birlikte yenen, hı hı. iki kez yenen, e, bu metaforu kullanmamda herhalde bir sakınca yok. Bir e, büyükşehir belediye başkanımız, aday başkanımız olarak bu sürece etkin ve eylemli olarak katılmasından daha doğal bir şey olamaz. Hı hı. Hep şunu söylüyorlar. İmamoğlu'yla işte e, Kılıçdaroğlu arasında köprüler atıldı. Konuşulmuyor. Hı hı. Geçenlerde Halk TV yayınında söyledim. Ya birisi Genel Başkan, birisi Büyükşehir Belediye Başkanı. Zaten aralarında her zaman iyi bir ilişki olmuştur. Hı hı. Böyle bir ilişki olmak da zorundadır. Yani ne demek selam vermiyorlarmış, konuşmuyorlarmış böyle bir şey hiçbir zaman söz konusu dahi e, olmadı. Ben iki insanı da çok yakından tanıyorum. Hı hı. İkisi de toplumsal eee ne diyelim, gereklere uygun davranacak bir siyasal kimliğe ve kaliteye sahiptirler. Bu görüşmeyi de oradan okumak lazım. CHP'deki değişimi partiyi büyütmeye odaklı, kimseyi üzmeden <laughs> ama aynı zamanda gerçek bir değişimle yürütmek lazım. Şunu ifade edelim Kamuoyuna böyle şeyler yansıyor. Yani sanki orta yerde bir pazarlık var. Hmm. Şöyle falan. Kesinlikle öyle bir şey yok. Ne isim konuşulur ne başka bir şey konuşulur burada. Sayın İmam oldu zaten aksi yönde bir beyanı olmadı. Asla bugün. asla. ya Burada şu genel başkan olsun bu bilmem ne olsun böyle bir şey değil. Hmm. Tam tersine ilkeler üzerinden partinin dönüşümü üzerinden bir süreç yaşatmalıyız ya, ya, hmm. yaratmalıyız. Hmm. Konuşmanın da özü buna ilişkindir. Peki.